Öncelikle artık dişsizlik, dişsiz kalmak, hayatı dişsiz olarak sürdürmek ya da damak protezleriyle, total protezlerle hayatı sürdürmek bir kader değil insanlarda. Diş kayıplarında öncelikle diş sayısına bağlı olarak iki tane temel tedavi yaklaşımımız var. Bunların bir tanesi kron köprüler denilen ya da halk arasında kaplamalar denilen kaplama tedavileri ki bu yıllardır uygulanıyor. İkincisi de dental implantlar. İlk seçenekteki kaplamalarda ve kron köprülerde yaptığımız işlem eksik dişin sağındaki ve solundaki boşluklardaki dişlere aşındırmalar yaparak ki bu günümüzde metalsiz restorasyonların gelişmesiyle çok çok ince, yaklaşık 0.4-0.5 mm kalınlığında aşındırmalarla çözülebiliyor ki bu da dişin mine kalınlığından daha az bir kalınlık, yani canlı dokuya dokunmadan bize köprü yapmamızı sağlıyor. Dişin bütünlüğünü çok fazla bozmamamızı sağlıyor. Bir teknolojik atılım olarak, teknolojik gelişim olarak karşımıza çıkmakta. Zirkonyum bir yarı metal, beyaz renkli bir metal. En büyük özelliği vücut tarafından toksik olarak kabul edilmemesi, vücut tarafından yabancı cisim olarak algılanmaması ki bu da bize gerçekten çok çok güzel bir estetik ve çok çok güzel bir sonuç doğuruyor. Eskiden kullanılan metal destekli porselenler ya da porselen kaplamalar ya da seramikler altındaki metalin zaman içerisinde diş etine yansımasıyla mavi ve gri ya da mor bir görüntü sergilemesiyle sıkıntılar doğurmak başlamakta ve uzun vadede de diş etinde çekilmelere sebep olmasıyla problem oluşturmakta. Bu yüzden kron köprü kaplamalarında şu anda zirkonyum materyali elimizdeki tek seçenek olarak gözükmekte.